Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Tabana Kuvvet kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bayağıdır video paylaşmıyordum, biliyorsunuz ki karavanı sattım arkadaşlar. Son gelişmelerden bir tanesi bu yani. Zaten videonun başlığından da anlayacağınız üzere dedim bugün bir video çekeyim. Çok sevdiğim bir kız vardı. Çok da güzel gidiyordu. Bazı şeyler oldu. Artık beni sevmediğini anladım. Olmadı. Olmayınca olmuyor. Bugün de böyle bir video çekmek istedim. Çünkü birileriyle dertleşmem lazım. Birileriyle konuşmam lazım. Konuşacak da kimsem yok çevremde. Yani konuşsam dahi beni anlayabilecek kişiler olmadığı için sizlerin beni anlayacağını düşünüyorum. O yüzden dedim bir video çekeyim. Çok fazla özel konulara girmeyeceğim ama çok seviyorsun bazen. Uğruna her şeyi yapabilirsin, her şeyi feda edersin ama karşındaki insanın seni gerçekten sevmediğini, her şeyin yalan olduğunu anladığın zaman bütün dünya başına yıkılıyor. Yapacak da bir şey yok. Bu arada motor aldım arkadaşlar. Motoru da sizlere daha sonraki videolarda, ilerleyen videolarda göstereceğim. Şoförlük yapıyorum. Aynı zamanda malzeme indirip bindiriyorum. İnşaatta çalışıyorum. Hamallık yapıyorum vesaire. Para kazanıyorum. Maaşlı çalışıyorum. Sigortam da var. Sigorta da işliyor. Öyle çok o videolarla falan uğraşmıyordum. Çünkü karavanı satınca dedim ne videosu çekeceğiz, ne yapacağız. Biliyorsunuz ki normalde en son ev tutmuştum. O evin de altından kalkamadık. Şey olarak, kira olarak vesaire. Biraz ağır geldi. Ağır gelmedi aslında da, yüksek yani, gerek yoktu. Ama tabii ki evlenseydim eğer veya bir yuva kurabilseydim, çünkü bu sevdiğim insanla onu düşünüyordum. Olmadı. Eğer ki öyle olsaydı tabii ki ev tutardım. Kirayı da bir şekilde öderdim vesaire. Şu anda konteynerde kalıyorum. Zaten konteynerde görüyorsunuz, etraf biraz dağınık, o yüzden etrafı çok fazla göstermeyeceğim. Öyle yaşayıp gidiyoruz şu anlık. Şu an zaten gece saatleri. Nasıl olacak? Neler yaşayacağız? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada araca bir tane şey alacağım, böyle telefon tutacağı oluyor. Ondan alacağım. Direkt sabitleyip oradan da arada sırada sizlerle konuşurum. Sohbet, muhabbet. Yanımda arkadaşlarım vesaire oluyor. Onlarla da tanıştırayım sizleri çalışırken falan. Ne bileyim, böyle ufaktan videolara tekrardan giriş yapacağım. Ama sadece dediğim gibi karavan olmayacak artık hayatımızda. Çünkü karavanı sattım. Bu da iyi oldu bir yandan bizim için. Ufaktan borçlarımı bayağı bir hafiflettim. Onun dışında motor aldım. Motorumuz var. Gezebiliyoruz istediğimiz zaman. Kalacak yerimiz de var şimdi idareten. Kalıyoruz. Sıcak suyu da şey yapıyorum. Bu kovanın içine bir tane alet var. Onu sokuyorsun, prize takıyorsun. 15-20 dakika içerisinde bir kova sıcak su yapıyor. Onunla da banyomu yapıyorum. Sıkıntı olmuyor. Çünkü yapmış olduğum iş birazcık tozlu. Öyle. Akşamları çıkıyorum bazen motorla, öyle bir dolaşmaya çıkıyorum. Dolaşıyorum, geziyorum. Onun dışında çok yapmış olduğum iş yok. Sabah zaten kalkıyorum. İşe gidiyorum. Ona Ezel'i izliyorum bu arada. Ezel dizisi var. Biliyorsunuzdur zaten çoğunuz. Onu izliyorum. Şu anda kaçıncı bölümdeyim? 23. bölümdeyim galiba. Onu izliyorum. Mesela şimdi videoyu kapatayım, birazdan onu izlemeye şey yapacağım. Başlayacağım. Biraz da yatağı falan toparlayacağım. Elektrikli ısıtıcı var. Onu çalıştırıyorum. Takıyorum onu fişe. Bundan sonra yaşamaya devam ediyoruz işte bu şekilde. Bu arada şey gireceğim. Haziran'da üniversite sınavına gireceğim. 7'si miydi, 8'i miydi, öyle bir şey. Biraz da böyle konuşmayı vesaire unutmuşum şeyde, videolarda falan. Böyle işte. Ama birazcık dediğim gibi moralim bozuk. Moralim bozuk olmasının sebebi de bugün öğrendim ya, bugün. Sevmediğini. Yani
Benim hiçbir şekilde onun gözünde değerim yokmuş. Onu anladım. Olsun, yapacak bir şey yok. Canı sağ olsun. Yine de seviyorum dese yine inanırım. Yani inanırım abi. Ben çünkü çok seviyorum onu. Halen de seviyorum. Ama vazgeçmek zorundayım. Başka çarem yok çünkü. Sevmediğini anladım. Yani ağzından bir kere çok sevdiğini söyleyip de aylar boyunca çok sevdiğini söyleyip de sonradan bir anda ben seni sevmiyorum, bir daha beni arama demesin. Tuhaf ama bir yandan da bana da tabii ki yapacak bir şey bırakmıyor. Kim ne derse desin ben hep yanında olurdum. Ama ta ki o sözcükleri onun ağzından duyana kadar. Onun ağzından duyduktan sonra artık benim için her şey bitmiştir. Ne yapalım, hayırlısı. Bu videoyu böyle paylaşacağım. Çok öyle zaten videoyu da para kazanmak amaçlı paylaşmayacağım. Zaten dakikasından falan da anlarsınız. Böyle sizlere bir video çekmek istedim. Sizleri çok seviyorum. Sizlere haber vermediğim, video paylaşmadığım için de kusura bakmayın lütfen. Hepinizden özür diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ara ara inşallah video paylaşırım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Siz siz olun. Gönlünüzü çok fazla kaptırmayın. Çünkü bir anda sizi yüzüstü bırakıp gidebiliyor. Hiç anlamıyorsunuz bile. Hoşça kalın.